Çocuk annesinin, babasının kendisini koyduğu yerden hayata bakar. Yani kendi zihinsel sürecini oradan inşa eder. Ve bütün ilişkilerini de o üçlü ilişkinin içerisindeki gibi konumlandırmaya ve tanımlamaya çalışır. Şimdi bizim toplumumuz zaten kadın üzerinden namusu tanımladığı için cinsellik tatminini beyninizde yaşayamıyorsanız, erkek ya da kadın fark etmez, tatmin olamazsınız zaten. Erkekler neden güçlü kadınlardan korkar? Şimdi içgüdüsel olarak erkekler kadınları koruma içgüdüsüne sahipler. Biraz şey bir cümle oldu. Erkek sahip çıkmak, korumak ve şöyle kuşatmak ister. Şimdi karşısında erkeksi pozisyonda bir kadınla karşılaştığı zaman afallıyor. Bir şey yaşıyor. Yani ben bunu koruyacağım ama bunu korumaya ihtiyacı yok ki gibi bir durumun içerisine giriyor. Ve bu onun kendisini kötü hissetmesine sebep oluyor. O yüzden erkekler güçlü kadınlardan çok da hoşlanmazlar. Tabii ki yani yaşanmış olan bu çağda bunun tam tersi bir durumla karşı karşıyayız artık. Kadınlar da en az erkekler kadar ekonomik özgürlüğe sahipler, güce sahipler. Erkeklerin girebildikleri her türlü ortama çok rahatlıkla girebiliyorlar. Ve bundan kaynaklanan bir güçlülük durumu söz konusu. Bu erkeğin kendini yetersiz hissetmesine sebep oluyor. O yetersizlik duygusunu aktif ettiği için karşılarındaki kadının güçlü olmasından hoşlanmıyorlar. Peki yani hayat müşterek dediğimiz durumdayız ve şu an kadınlar zaten çalışmak zorunda ve hayatlarını idame ettirmek zorundalar bir erkeğe bağlı kalmadan. Yani aslında burada erkeklerin omzundan bir nebze olsun yük alınmış olmuyor mu? Aslında bunun erkeklerin hoşuna gitmesi gerekmiyor mu? Boyut boyut değişir. Yani erkeğin hoşuna gittiği bir boyutu da var tabii ki. Ekonomik olarak kendine destek olan, en az kendisi kadar güçlü olan birinin onun yanında olması iyi bir şey. Zaten günlük yaşamın içerisinde bu çok da hoşnutsuzluk yaratan bir durum değil aslında. Ama daha derinlere girdiğiniz zaman, daha derinlerde, daha böyle içsel süreçlerde o evrimsel olarak getirdiğimiz yerlere dokunuyor. Yani işte erkeğin koruma güdüsü, kadının korunma güdüsü, bu ikisinin orada bir çatışma durumu söz konusu oluyor. Yani siz aslında erkek olarak kadını korumak istiyorsunuz ama karşınızda korunmaya muhtaç biri yok. Aslında bakarsanız da kadın da kendini koruyan birine sahip olmak istiyor ama korunmaya ihtiyacı yok. Böyle çelişkili durumlar söz konusu zamanımızın ilişkilerinde, evet. Yani bir ortama girdiğimizde, mesela sevgilimle buluştuğumuzda, arkadaş çevremiz de var. Hep birlikte bir buluşma yapıyoruz. Burada arkadaşlarına tanıştırırken, kendisini ezmemek adına mı diyeyim bilmiyorum ama mesela tanıştırırken çok böyle üstün körü bir şekilde tanıştırıyor insanlarla. Hani bu eziklik duygusu mudur yoksa kıskanma mıdır, ben bunu çözemiyorum. Bir kişi hakkında yorum yapabilmek için o kişiyi çok iyi tanımak lazım. Arkadaşınız hakkında bununla ilgili bir yorum yapmayı uygun bulmuyorum bu durumda. Ama genel olarak düşünürsek bir insan yanındaki partnerinin kendisinden üstün olduğundan rahatsızlık duyuyorsa kendi içsel süreciyle ilgili zaten bir sorunu var demektir. Sorunuza cevap olabildi mi bilmiyorum. Ama şöyle bir durum var. Bu insanı sevgilim diye benimsiyorsanız onu her haliyle kabul etmeniz ve hani bu bence ezilecek bir durum değil. Aksine daha özgüven sağlayacak bir durum değil midir? Çünkü karşınızda güçlü bir insan var ve ondan destek alıyorsunuz ve sizinle birlikte. Peki siz çok güçlü bir anne tarafından yetiştirilmişseniz bir erkek çocuk olarak, bir kadın karşısında sürekli kendinizi güçsüz hissetmişseniz, baskın karakterli bir anne tarafından yetiştirilmişseniz ve böyle bir sevgiliniz varsa kendinizi iyi mi hissedersiniz, yenik düşmüş mü hissedersiniz? Yani aslında çok bir şey yok. Çünkü hani erkek dediğimiz cins kendisini anne rol modeli aldığına göre karşısında annesi gibi bir kadın olması, yani bilemiyorum hani bunun onu... Şimdi bunlar çeşitli paternler yaratırlar. Anne ile çocuk arasında yaşanan ilişki aslında, yani anne ile çocuk değil, anne baba ve çocuk arasında yaşanan ilişki diğer bütün ilişkilerin temelini oluşturur. Çocuk annesinin, babasının kendisini koyduğu yerden hayata bakar. Yani kendi zihinsel sürecini oradan inşa eder. Ve bütün ilişkilerini de
o üçlü ilişkinin içerisindeki gibi konumlandırmaya ve tanımlamaya çalışır. O yüzden biraz önce şunu sordum size. Eğer siz çok güçlü bir anne tarafından yetiştirilmişseniz ve sürekli baskılanmışsanız, tamam, güçlü bir kadınla birlikte olmayı istersiniz. Çünkü bu size güvende hissettirir, annenizin yanında gibi hissettirir. Ama bir taraftan da bir paterne girersiniz, bir kısır döngüye girersiniz. O güçsüz hissetmek sizi rahatsız da eder. Onu aşmaya da çalışırsınız. O zaman yani ilişkide şunu dengelememiz gerekiyor galiba. Ne çok fazla güçlüyü oynamak ne de çok fazla bir karakteri oynamak. Aslında ilişkilerde şunu yaşamak gerekiyor. Karşı tarafın hem ebeveyni hem çocuğu olabilmeyi becerebilmek gerekiyor. Biraz daha açmak istiyorum. Karşı tarafı aslında hem yönetebilmeniz gerekiyor ama aynı zamanda karşı taraf tarafından da yönetilebilmeyi de becermeniz gerekiyor. Yani onun da sizi yönetebilmesine izin vermeniz gerekiyor. Bu dengeyi sağlayabilen ilişkiler uzun ömürlü oluyor. Hem ebeveyn hem çocuk olabilmelisiniz ilişkinizde. Erkekte güç ereksiyon mudur? Hangi açıdan sorduğunuza bağlı. Şimdi cinsel açıdan soruyorsanız sadece ereksiyon değildir. Yani ilişkinin kalitesi de çok önemlidir. Bir kere cinsellik beyinde yaşanan bir duygudur. Cinsellik tatminini beyninizde yaşayamıyorsanız erkek ya da kadın fark etmez. Fiziksel olarak bunu ne kadar yaşarsanız yaşayın tatmin olamazsınız zaten. O yüzden sadece ereksiyon üzerinden bunu tanımlayamayız. Güçlü bir kadın olmak bir erkeğin karşısında, bu cinsel anlamda bir etki yaratır mı? Erkek kendini bu açıdan eksik hisseder mi? Çok güçlü bir kadın imajı verdiğiniz zaman karşı tarafa ihtiyacı olmayan, onun geri adım atmasına sebep olursunuz. Yani cinsel hayatınızı da bu olumsuz bir şekilde etkiler. Çünkü erkek tam teslim olmuş bir kadınla birlikte olmaktan büyük keyif alır. Kadın da aslında cinsel ilişkide tam teslim olmuş olmaktan keyif alır. Şimdi siz günlük yaşamınızdaki rollerinizi eğer cinsel yaşamınıza da aktarırsanız, yani ben üst düzey bir yönetici olabilirim günlük hayatımda. Ama eğer bunu partnerime cinsel ilişki esnasında yansıtırsam bütün büyüyü bozabilirim. Ya da aynı şey erkek için de geçerli. Çok üst düzey bir yönetici olabilir. İlişki esnasında bunu eğer kadına bir baskı aracı olarak kullanırsa, yani orada ona göstermesi gereken sevgiyi, şefkati gösteremezse, onu yönetmeye çalışırsa, cinselliği sertlikle ona vurgulamaya çalışırsa, baskı aracı gibi kullanmaya çalışırsa yine ilişkinin büyüsü bozulur. Yani günlük yaşamdaki rollerin biraz sıyrılarak ilişki yaşamak gerekir. Erkek kadın üzerinden mi erkek olur, yoksa edindiği güç veya sosyal statü üzerinden mi erkek olur? Herkesi üzerinden de aslında. Yani edindiği güç, statü erkeği güçlü hissettireceği için kadın üzerindeki hakimiyetini de daha çok arttıracaktır. Ama bu demek değildir ki statüsü olmayan erkek kendini güçsüz hissedecek. Bu biraz kişisel bir şey, yani bireysel bir şey. Kendini nasıl hissettiği kendi iç dinamikleriyle çok bağlantılı. Çok statüsü olmayabilir, çok maddi gücü olmayabilir ama kendine olan güveni, saygısı o kadar yoğundur ki karşı tarafa bunu hissettirir ve gerçekten karşı taraf tarafından da bu algılanabilir. Bu kişinin kendi bireyselliğiyle, içiyle çok alakalı bir şey. Ruhsal dengesiyle çok alakalı bir şey. Mutazip bir ailede büyüyen bir insanım. Şu anki eşim benim ilk erkek arkadaşımdı. Cinsel anlamda aşamadığımız sorunlarımız var. Bu konuda, çünkü benim ilk deneyimim onunlaydı. Onun belki daha fazla tecrübeleri var. Ama bu konuda kendimi çok eksik hissediyorum ve ona yeterli olmadığımı düşünüyorum. Bunu nasıl aşabilirim? Ne yapabilirim? Eşiniz bu sorunun neresinde? Yani evet. Onun da böyle bir farkındalığı var mı? Bu sadece sizin kendi düşünceniz mi? Yani şöyle ki, cinsel birliktelik sonrasındaki tavırlar ve hareketlerden ötürü ben kendimce bu kanaate vardım açıkçası. Onu tatmin edemediğimi veya daha fazla bir şeyler beklediğini düşünüyorum benden. Şimdi mutasip bir aileden geldiğinizi söylediniz. Cinsellikle ilgili herhangi bir bilginiz, daha önce bir araştırmanız, bu konularla ilgili
yani yaşantınız yoktur büyük ihtimalle. Evet. Ama bir araştırmanız, bir detaylı şeyleriniz var mıydı, incelemeniz var mıydı bu konuyla ilgili? Yani tabii ki hani bu konuma gelene kadar tabii ki bizim de hani bir araştırmamız falan oluyor ama karşınıza gerçekten bir insan geldiği zaman o araştırmalar kime göre veya neye göre olduğu tabii ki belirsiz. Yani sonuçta istekler farklılaşabiliyor. Her insan da değişkenlik gösterebiliyor. Bizim öğrendiğimiz bir standart üzerine. Ama şu an çok farklı bir durumla karşı karşıyayım ve nasıl davranacağımı bilemiyorum. Yani onun beni yönlendirmesine izin veriyorum. Ama yani bu konuda da yeterli olduğumu düşünmüyorum. Peki açık mısınız yeterli olmak için? Yeteri kadar öğrenmeye, deneyimler yaşamaya açık mısınız? Yani işte biraz o konuda sıkıntılarım var. Dediğim gibi mutasip bir aileden geldiğim için yani o kadar geniş bir hayal dünyasına sahip değilim galiba. Ama bu geliştirilemeyecek anlamına gelmez. Şimdi bizim toplumumuz zaten kadın üzerinden namusu tanımladığı için mutasip bir ailede olmasaydınız bile yine böyle baskıları üzerinizde hissedecektiniz. Yani çok rahat bir ailede de büyümüş olsaydınız yine bir erkek kadar cinselliği çok daha rahat yaşayamayacaktınız. Bu sadece bizim toplumumuza özgü bir şey değil aslında. Dünyanın her yerinde kadın üzerinde cinsellikle ilgili bir baskı var. Ama bizde çok daha fazla var. Çok daha fazla olduğu için de zaten vajinismus denilen bir problem var. Dünyanın daha gelişmiş yerlerinde yok denecek kadar azken Orta Doğu'da oranları çok yüksek bir rahatsızlık. Bu neden kadının kendini bu konuya tamamen kapatmasıyla ilgili bir şey. Çünkü kadın şöyle düşünüyor, cinsellik yaşamak ayıp bir şey, kötü bir şey, yaşanmaması gereken bir şey. Çünkü sürekli bilinçaltı bu ona kodlanıyor. Bu kodları birdenbire nasıl aşacak kadın? Tabii ki aşamayacak. O yüzden de rahatsızlıklar yaşayacak. Sizin yaşadığınızda belki vajinismus kadar çok uç bir örnek değil ama o spektrumda olan bir şey. Yani sizin bunu kendiniz önce aşmak için şeyler yapmanız gerekiyor. Eşinizle de ortak bir şekilde bunu konuşarak detaylandırmanız gerekiyor. Bir cinsel terapistin size faydası olabileceğini düşünüyorum.